Yani ihtiyacı olan tek şey motivasyon gayet orada değil beklerken Bir de siz o motivasyonu ya yani incitecek bir cümle kurduğunuz zaman çok başka bir yani i̇htiyacı. burada anlaşıldığı gibi değil oradaki yansıması burada evet. cümle kurmak çok ha, işte, kolay bir şey bak burada 10 kişi olalım bu akşam 10 on kişinin onu moral versin bir kişi ha onu alır oraya sonra onu alır Aynen öyle. Bu da çok normaldir bir altındalar yani. Bu çok normaldir. Şimdi Önce şunu söyleyeyim Akif, yani senin ve Habertürk'ün övülmeye ihtiyacı yok ama e, bence bu operasyonlar sonrasında kamuoyunun merak ettiği üç sorunun cevabını da aslında bu belgeselde verdiniz. Birinci soru neydi? Ne işimiz var orada? İkinci soru neydi? Şu ana kadar çekildik, şimdi niye çekilmiyoruz? Üçüncü soru neydi? Siyasi irade böyle istiyor, dolayısıyla biz böyle kalıyoruz üç tartışma vardı. Ve üçünün cevabını aslında... Yani sana da belgesel... söylerler. Yani ne, evet. neden oradaydın diye. Biz bu belgeselde görmüş olduk. Ee, neyi görmüş olduk? Çok açık söyleyeyim. Yani bunu izleyen bir insanın intiba tamamıyla şu. Olması gereken de o. Evet kardeşim biz sınırlarımızı kontrol altına alamazsak biraz önce Abdullah abiye sorduğum gidiyorduk geliyorduk gidiyorduk geliyorduk gidiyorduk geliyorduk bu hep böyle devam ediyordu. Gidiyorduk geliyorduk gidiyorduk geliyorduk ama şimdi diyoruz ki Hayır kimse gelmesin. Biz orada kalalım. Ve dolayısıyla da biz bu sınırı güvence altına alalım ve kimse gelmesin. İkinci bir olgu. Biraz önce sınır kavramını bahsettiniz. Bence aslında Orta Doğu'nun temel çıkması da o. Bak Irak, Türkiye sınırından bahsediyoruz değil mi? Bugün İran, Belucistan, Pakistan, Bangladeş meselesinden konuşuyoruz. Filistin, Ürdün sınırını konuşuyoruz. Fas, Cezayir arasında Batı Sahara sorununu konuşuyoruz. Şöyle bir baktığında aslında bütün bu mayınlı alanların bu bölgeyi çizen emperyalistler tarafından mayınlı olarak bırakıldığını görüyoruz. Bu da işin başka bir boyutu. Bir sene sonra kavga edelim diye Evet, böyle. çok güzel söylüyorsun. O sınırın öyle olmayacağını, o günkü iki sınırın diğer tarafında da, Türkiye-Suriye sınırında öyle olmayacağını, sınırın her iki tarafında yaşayanlar zaten söylemişler. Tren hattının altı, tren hattının üstü diye. Yani o kadar ifade etmişler. Yani bunun gerçekçi bir sınır olmadığını çok net söylerler. Ser hattı bin hattı. Yani hat, hatın altı hatın üstü. Çünkü bu sınırın gerçekliğinin olmadığını herkes bilir. Şimdi sorunumuz ne bizim? Bu arada yıllarca da yokmuş biliyor musun? Yani o köylerden herkes gidermiş, gelirmiş, akrabası e, varmış. Rahmetli Kemal Yani toprağı anladım. varmış. ya burada oturan, Hakkari'de, Çukurca'da oturan bir adamın Irak'ta mesela toprağı varmış. Miras kalmış Sen Ya diyor bu benim toprağım nasıl diyor benim burada mirasım var. E, rahmetli Kemal Sunal Propaganda filmi çok güzel anlatırdı bu mevzuyu. Evet, çok güzel anlatırdı. Yani bu yeni bir olgu değil. Dolayısıyla da şimdi temel bir soruyu da sormak lazım. Mesela PKK'nın Kandil'e yerleşme sürecini biraz önce Nedim abi söyledi. Geçmişi hatırlatma babında. Evet geçmişi hatırlatmak lazım. Nasıl Kandil açıldı? Hafız Esat o dönem Barzani'yi ikna etmeye çalıştı. Barzani Türkiye'nin korkusundan ikna olmadı ama bastırdı ve bir şekilde 81 yılından itibaren PKK Kandil'e doğru gitmeye başladı. Şimdi bütün bunları görmediğiniz zaman, bütün bunlara bakmadığınız zaman bugünü yorumladığınızda Suriye'de anlama şansınız olmaz. Dolayısıyla da şimdi bu meselede bizim temel tartışmamız gereken kısım aslında bugün bence Sınırlar en önemli mesele. biraz daha cesur olmalıyız. En önemli mesele ki... Ne demek o? Yani şu demek. Yani biz işte demin söyledim çok zarif davranıyoruz bayrak için ölen çocuklarımız orada bir başka ülkeyi incitmemek için bayrak çekmiyorlar. Doğru. Doğru mu? Peki. Hatta Irak'a karakol vermiyor. Yani, yani PKK'yı temizlemişiz oradan. Irak'ta oraya karakol yani, koymuş. Yani bu uluslararası ilişkiler zarafetini evet. koruyoruz. Değil koruyoruz. mi? Koruyoruz. Ama bütün, ya sadece Irak için ya da Suriye için söylemiyorum. Bütün bölge artık bu konuşmaların devletler arasında yapılıp gerekirse zorla da ikna edileceği yerlere ge gelebilmeli. Yeter. Ya yani daha birinci cümlemin üzerine düşünsün herkes. Yani bunu yapan bir millet kötü niyetli olabilir mi? Olamaz. Buna rağmen sen hala içeride 20 yıldır yani ne yazık, kusura bakma yapıp bitiriyorum 20 20 yılı aşkın süredir şu yani ülkenden ülkenin canını okuyan adamları dışarı atamıyorsun ama gelip Türkiye'ye şeyin yine ee, herhalde bütçe konuşmasında söylemişti. Şimdi herhalde anlamaya biraz daha başladı Irak dedi. Nasıl 40 yıldır savaşıyoruz hala bir fikri yok mu? Evet, bunun artık konuşacak bir şey var. Ne ama? Yani ama sınırlar konusunda Şimdi, biraz daha. Birincisi bahsedeceğim şey, ben e, bu izni veren kimse, Milli Savunma Bakanı Genelkurmay kimse, gerçekten tebrik ediyorum. Sebebi şu, Mesela Sayın Bakanın da bize. Bizzat... Eskiden şuydu, Anadolu'dan görünüm diye bir şey vardı hatırlarsanız. Öyle çoğu zaman da çok iyi bir iş yapıldığı varsayıldı ama sonrasında onun iletişim olarak ters döndüğü gerçeğini gördük. Şimdi biz 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz ama terörle mücadele iletişim stratejisini çok net ortaya koyamadık şu ana kadar. Bunun altını çizmek gerekiyor. Biraz önce anlatılmalı dediğimiz, belki de Türkiye'de bazı soruların sorulmasına art niyetleri kastetmeyerek soruyorum. Temel sebeplerinden bir tanesi aslında bu ve benzeri sorulara olan bir cevap. Yani çok basit bir şey var. Bir şey olduğunda kamuoyunun merak ettiği şeyleri siz doldurmazsanız bu iletişim çağında başkaları onu başka kirli bilgiyle doldurabiliyor. Dolayısıyla da kirli bilgi üzerinden siz alıp kendinizi savunma pozisyonuna sokmak durumunda kalıyorsunuz. Bu sağlıklı bir iletişim modeli değil. Sağlıklı bir iletişim modelinin olması için sizin mesajınızı vermesi ve toplumun o mesajı algılaması lazım. Bu bunun altını çizmek gerekiyor. Bir diğer mesele Şimdi Irak meselesiyle ilgili Kazimi Irak İstihbarat Başkanıken ben Kazım ile görüştüğümde o dönem işit için işitin üst düzey yönetici için cezaevinde görüşmeye gitmiştim Irak'ta bu PKK meselesi gündeme geldiğinde Kazım'ı demişti ki ya sizinkiler sürekli olarak bizi sıkıştırıyor Türkiye Cumhuriyetini kast ederek Hı. ya biz işte operasyon yapamıyoruz ama aynı Irak'ın İran'ın sıkıştırması neticesinde 19 Eylül 2023'e kadar süre verdiğinde İran sınırındaki ayrılıkçıları halkı mücahitlerini ayrılıkçıları temizlediğini gördük. Yani o iradenin Çünkü köyü boşalttılar. Evet, o iradenin İran'a karşı işte İran'ın tavrı karşısında sergilendiğini gördük ama Türkiye'ye geldiğinde klasik olarak işte bizim kendi gücümüz yok orası bizim bölgelerimiz dışında vesaire. Peki şu an esas olarak yakın zaman içerisinde Kerkük'te bir seçim oldu değil mi? Evet. Türk gitti izledi. Yani Türkiye'de herhalde fazla kimse izlemedi onu. Gitti izledi. Şimdi orada bir ayrıntı herhalde dikkatlerden kaçmadı sanırım. Eğer PKK'nın desteklediği parti 3-4 bin daha oy alsaydı bir milletvekili çıkıyordu değil mi Kerkük'te? Evet. Kaç 25 bin mi aldılar? Al 26 bin aldı sanırım. Alıyorlar. Tamam mı? Çıkıyordu. Ne? Kerkük'te. Yani Kerkük'te. 20, 23 bin 620 oy aldı dediğin gibi birkaç bin daha oy alsaydı bir sandalye kazanacaktı. Çıkıyordu Peki, Ama ya KYB zaten aldı ha, götürdü. Şimdi, şimdi şöyle, oraya bağlayacağım. Şimdi Sayın Hakan Fidan'ın bence bütçedeki İlk konuşması bir defa böyle bir cümle. evet, bütçedeki konuşması bu bölgede bu bölgeyi inceleyen insanlar için bence çok 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 önemli mesajları veriyor. Biz şu ana kadar klasik olarak bir Irak deyimi söylüyorduk. Bir Irak'ın, İran'ın, Rusya'nın Belki de Amerika'nın tavrına göre bir terörle mücadele konsepti geliştirmiştik. Artık bu yeni konsepte bu ülkelerin ne yapacağından ziyade Türkiye Cumhuriyeti ne yapacağı kısmına geldik. Bu bence önemli. Bu bence önemli. Yani esas önemli olanlardan bir tanesi. İkinci mesele, MİT'çilerin meselesinden bugüne kadar Süleymaniye merkezli yapılan birçok operasyonda biz hep şunu söyledik. Ya Irak hükümeti, Irak hükümeti, Irak hükümeti ama artık bir ayrım içerisine girdik değil mi? O ayrım içerisine de şuna girdik. Erbille Süleymaniye yönetimini de ayırmaya başladı. Yani Türkiye Cumhuriyeti bu anlamda Erbil ve Süleymaniye arasında bir ayrım yaptı ve KYB'nin bu meselelerdeki o helikopterin düşüşüyle zaten ortaya çıkan çok ciddi mesele vardı ve dedi ki sen PKK'ya bir alan açıyorsun. Ben yaptırımlarını uyguladığım zaman bunu uygularım. Hatırlarsanız Süleymaniye bir uçakların gönderilmemesiyle ilgili bir karar uygulanmıştı. Hı hı. O dönem çok anlaşılmamıştı bu. Ya nereden çıktı bu Süleymaniye meselesi falan deniyordu. Aslında aynı meseleydi. Hava sahasının meselesi. Evet, aynı meseleydi. Dolayısıyla da şimdi konsept değişikliği içerisine girdiğinizde sen orada yayın belgeselde güzel bir şey söyledin. Yani teknoloji sadece biz kullanmıyoruz. Tabii. Teknoloji en iyi kullanılanlardan bir tanesi de şimdi Eğit Donat projesiyle ile PYD bölgesinde bunu çok net görebiliyoruz. Dolayısıyla ez cümle şunu söylemek lazım. Şu ana kadar konsept değişikliği içerisine girdiğinde dünyada kaç ülke var ki kendisine karşı yapılan saldırıyı kendi sınırlarında karşılasın ve bunda başarılı olsun. Şimdi kendi sınırında karşıladığın andan itibaren bunda üstünlüğü çok elde etme şansın yok. Geldiği yere müdahale etmezsen geldiği yerde müdahaleyi bulundurmazsan... mataklıyı kurutmazsan... Gitmezsen bu orayı kontrol altına almazsan... Bu biraz önce işte geçmiş dönemdeki mücadele küçülmek adına söylemiyorum. O dönemin şartları belki onu gerektiriyordu. Gidiyordun geliyordun. Ama şimdi geldiğimiz noktada şunun cevabını çok net verilmesi lazım. Bu tartışmalar yapılırken elbette terörle mücadele konseptinde bir eksiklik varsa bu yetkililerin duyurulması bu gayet iyi. Yani o tecrübelerini aktarması bu anlamda çok iyi. Fakat şöyle bir yanlış içerisine girmemek lazım. Biraz önce moral bozukluğundan belki onu da kastetmek lazım. Sonuçta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısı Türkiye'de oluşan her etnik gruptan ve düşünceden insanı barındırıyor. Yani o asker içerisinde CHP'li de bulursun, AK Parti'li de bulursun. Biziz ya, sahip, memleket evet. olarak bu toplum, bizim, bizim bu çocuklarımız toplum. yani. Nedenle, Sayın Özgür Özel bugün şehit üsteymenimizin ailesini ziyaret etti. O nedenle terörle mücadele konseptinde iktidara karşı, AK Parti'ye karşı, Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı olan nefret üzerinden devlet mücadele konseptini okumamak lazım. Siyaset üstü dediğin mesele aynen o. Siyaset üstü bu meseleyi okumak lazım. Çünkü bu 1984 yılından itibaren ANAP'ı geldi, Doğru Yolu geldi, SHP'si geldi, MHP'si geldi, DSP'si geldi. Geldi, 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 refaha geldi ama bu sorun hep geldi. Değil mi? Bu sorun o baki olarak hep üzerimize geldi. O nedenle Burada meselenin bence anlaşılma noktasında öyle bitireyim. Burada gösterdiğin iki harita bence çok net durumu ortaya koyuyor. Biraz sonra onu konuşmak gerekiyor. Suriye kısmında konuşmak gerekiyor. Harita çok net. Yani insanlar anlasın diye senin Filistin'le ilgili bir şeyin vardı. Yani adam kapıyı çalıyor burası benim toprağım diyor çık diyor. Bu aynı mesele. Şimdi senin sınırından içeri giriyor. Sonra dönüyor. Sen ondan sonra sınıra kadar geliyorsun. Aynı o filmlerdeki gibi dur. Sınırı geçemezsin. Hayır bir dakika ya bu sınır zaten kevdir olmuş, geçirmiş. Dolayısıyla da sen sınırı tutman gereken yerde tutacaksın ve tutman gereken yerde iki şey var. Şimdi sen karşı tarafında sınır güvenliğini sağlayamayan bir ülke varsa ondan talep edersin değil mi? Dersin ki kardeşim bak burada bana tehlike geliyor. Burayı koru. Bu böyle Adım, değil mi? 2011'e kadar Suriye'de bizim hiçbir şeyimiz yok. Niye Esad'ın askerleri Suriye sınırını koruyor? Koru diyoruz değil mi? Koru. Koruyamadığın zaman ne yaparsın? Kendi başının çaresine bakarsın ve onu alırsın. Şimdi iki konsept değişikliğini göz ardı etmeden bitireyim. Bir tanesi Türkiye'nin konsept değişikliği. Bir tanesi biraz önce bahsettiğim gibi bu sınırları bir şekilde koruması. İkincisi de yüksek hedef olan PKK'ların bir şekilde temizlenmesi. Biliyorsun bitin yaptığı operasyonlar. Peki bunun karşısında PKK'nın taktiksel gücü değişti mi? Evet değişti. Onlar da mağara ve tünel meselesini söylediniz. Onu kullandılar. İkincisi daha küçük taktiksel burkaç eylemleri yapmaya başladılar. Fakat biz bu tarafa bakarken yazın bütün hareketi kestiler, mevsim evet, şartlarını değiştirdiler. Biz biz bu tarafa bakarken esas mesele bugün klasik olarak eğitilen PKK'ların artık profesyonel paralı ordu gibi eğitildi gerçeği. Tabii, Dolayısıyla mesela bu, bu operasyon görüntülerinde bazı emekli paşaların televizyonlarda söylediği bir şey vardı. Bazı askeri strateji uzmanları dediler ki ya bu PKK'nın klasik eylemine benzemiyor. Doğru, doğru. Eğitim açısından, tesisat açısından doğru. E çünkü Suriye'de yeni bir yapılanma, yeni bir eğitim modeli ve oradan eğitilen insanların buraya aktarılımı var. Dolayısıyla da şimdi böyle de bir gerçekliğimiz var. Biz bundan nasıl çıkacağı sorusunu belki İran kısmında daha rahat konuşuruz.